Uzun zamandır kahve videosu yapmıyorduk. Bir V60 videosuyla dönelim dedim. Bugün V60 nedir, neden kullanırız, ne gibi ekipmanları var? Sizler evde nasıl V60 demleyebilirsiniz? Benim kullandığım reçetene biraz bunları konuşup kısa bir V60 videosu yapacağız. Kahve tariflerini bundan sonra daha çok işte Instagram, TikTok, Shorts minvalinde böyle daha kısa videolar yapacağım. Dolayısıyla hem YouTube'dan, Shorts'tan hem de TikTok veya Instagram'a ilginiz varsa onda linklerini buralara bir yere koyacağım. Bir yandan da kamera arkasıyla onun TikTok hesabı üzerinden, @esraenur'de de TikTok üzerinden bol bol içerik paylaşıyoruz. Onlar biraz daha komedi tarafında ama gerçek tarifleri de paylaşıyoruz. Oradan da bizi takip edebilirler değil mi? Kahve içeriğini çaldım, daha çok takipçim var şu an. Takip edin, likelayın, beğenin. Hadi bakalım inşallah kırmadan dökmeden. Peki V60 nedir, nereden geliyor? Adını V şeklinde olmasından ve 60 derecelik bir açıyla inmesinden alıyor. V60'ın ardından pek çok, aslında o filtre kahve demleme yöntemi, pek çok varyasyonları var. Bunları konuşuyor olacağız. Hepsi bir amaca hizmet ediyor. Peki V60'ı neden kullanıyoruz? İnsanlar neden V60'ı tercih ediyor? Çünkü kahveye maksimum müdahale şansımız V60'ta. Kahvenin puanı 90 ise ondan ben 85-86 almak istiyorsam V60 bunun için en etkili yöntemlerden birisi. Bir diğeri de espresso. Diğer yöntemlerde maalesef 80'lere, 75'lere, 80'lere çıkmak bile çok iyi bir günde olmanız gerekiyor. Çok şanslı olmanız gerekiyor. Kahveden maksimum verimi alabilmek V60'ın en büyük avantajlarından birisi. Abi demle kardeşim artık yeter. Onun dışında benim gibi tutkulu bir insansanız o sürecin kendisi bir meditasyon süreci gibi. Bence bu da bir avantaj. Dezavantajları kafayı kırdırabilmesi ve kontrolün gerçekten zor olması. Yani çok 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 iyi her seferinde 85-86 olsun istiyorsanız birazcık masraf istiyor. Temel düzeyde de girişimizi yapabiliyoruz. Bugün onları nasıl yapacağımızı da birazdan konuşacağız. Şimdi gelelim V60 için gereken birkaç farklı ekipmana ve alternatifleri neler, o kadar pahalıya gitmeyen neler yapabiliriz, biraz onları konuşacağız. V60 için tabii ki ilk ihtiyacınız V60'ın kendisi. Bunların seramik modelleri var, plastik modelleri var, cam modelleri var. İkinci ihtiyacımız kettle. Kettle'lar aşırı pahalı, pahalı ve mutfak kettle olarak birkaç kategoriye ayrılabiliyor. Peki neden pahalı kettle'lar kullanıyoruz? Bunlara kaz boynu modeller diyoruz. Bunların tamamen sebebi suyun akışını kontrollü bir şekilde yapabilmek. Eğer 90 puanlık bir kahveden 80 puan, 85 puan üstü bir, bu arada onun bir puanı yok da ben metafor olarak kullanıyorum, almak istiyorsanız her seferinde aynı döküşü, aynı tempoda, aynı hızda, aynı yönde tekrarlayabilmeniz gerekiyor. Bunu da ağzı geniş, makarnanın suyunu dökmek için kullandığınız kettle'la yapmanız çok zor tabii ki. Bunun için de bazı alternatifler çıktı. Birkaç yıl önce Melodrip denen demliğin üstüne koyup suyu onun üstüne döktüğünüz bir aparat çıkmıştı ama onun kendisi de biraz pahalı. Onun yerine mesela bu piyasanın en büyük şirketlerinden birisi Hario, Drip Assist diye bir parça çıkardı. Kesinlikle öneriyorum. Ortasında ve yan kısımlarındaki deliklerden farklı akış hızlarında akış alabiliyorsunuz. Bütün su akışını kontrol ettiği için çok tertemiz bardaklar çıkarıyor. Ben bunu daha çok seyahatlerde kullanmak için almıştım. Hatta gittiğimiz tatilde de kullandık. Normal bir kettle'la bile ortasına bodoz suyu döküp dengeli bir akışla temiz bardaklar alabiliyorsunuz. Ama bu masrafa dahi gerek yok. French press'inizin pres kısmını alırsanız, özellikle vidalıysa diğer kapağı da çıkarıp demliğinizin üstüne tutup suyu onun üstüne dökerek de demlemenizi yapabilirsiniz. Bu hem suyu yavaşlatacak hem de daha dengeli akmasını sağladığı için tertemiz bardaklar çıkarmanızı sağlayacak. Yani eğer pahalı veya ucuz gooseneck kettle'lar da var bu arada, yine akış kontrolleri çok iyi olmasa da, onlardan birisiyle de direkt French press'in filtresinin üstüne dökerek de çok rahat döküşler alıp en azından kahvenizin son bardak puanına 3-5 puan daha ekleyebilirsiniz. Bu da gayet iyi bir alternatif. Son olarak da bir diğer önemli ekipman tartı. Tartı herhangi bir mutfak tartısı da olabilir. Fiyatı arttıkça işte hassasiyeti ve hızlı göstermesi artıyor. Yani siz döküş yaparken anında görmeniz lazım ne döktüğünüzü ki ona göre durabilesiniz, müdahale edebilesiniz. Daha ucuz tartılar bunu 1-2 saniye geriden veriyor. Yaptıkça alışıyorsunuz, ayarınızı ona göre yapıyorsunuz. 0-1 hassasiyette herhangi bir 50-60 liralık mutfak tartısı da ama başlangıç için işinizi gayet görür. Ama en önemli şeye geliyoruz. Taze çekilmiş kahve ve kahvenin kendi kalitesi. Kahvenin kendi seçimine dair ayrı bir videomuz var.
kahveyi öğütülmüş almamak çok önemli. Açıkçası kahve ekipmanları içerisinde en pahalı ekipman her zaman öğütücü. Son bardağa en çok katkı koyan şey de öğütücü. Bütçenize göre belli sınıflar var. Yine bu videonun çekildiği tarihte 2000-3000 liralardan başlayıp 15-20-30-40 bin liralara kadar giden öğütücüler var. Ama en ucuzunu bile alsanız hazırda öğütülüp eve getirmekten çok daha iyi olacağını size garanti edebilirim. Bunu fırından çıkan ekmek gibi düşünün. Akşama da bayat ekmek yemeye başlarsınız. Ya vakumlu bir saklama kabı alacaksınız ya da daha doğrusu öğütücü alacaksınız ki damak tadınıza göre de modifiye edebilirsiniz. Bu kanalı izliyorlarsa pahalı zevklere okey olacaklar. Yapacak bir şey yok. Lütfen. Eylem çok konuştun. Hadi artık demle dediğinizi duyar gibiyim. Gelelim reçeteye. Ben açıkçası Orkun Üstel'in bir genel reçetesi vardı. Onun linkini de koyarım buralara bir yere. Başka bir iki yöntemle birleştirerek, kendi yorumlarımı da katarak ama temelde onu koruyarak kahve oranımı 1'e 15 veya 1'e 16 tutuyorum. İlk demlemede ki kahvenin profilini çıkarayım. Profili çıkardıktan sonra da modifiyeye geçiyoruz. Spreyi biliyor musun? Su bir aksiyonu yok. Sadece çıkan statikte tanecikleri egale etmemizi sağlıyor öğütücülerde. Evet, suyumuz kaynadı. Tekrar konuşmaya başlayabilirim. Ben genelde ilk demlemede 1'e 15 ya da 1'e 16 oranını kullanıyorum. 15'e 240 yapacağım bugünkü kahvemi. İlk demlememizde hiçbir zaman böyle %100 başarılı, muhteşem bir kahve beklentimiz zaten yok. Amacımız kahveyi tanımak. Çok 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 kafayı takmışsanız aslında cupping de yapabilirsiniz. Yani demlemeyle hiç uğraşmadan direkt cupping yaparak kahvenin profilini anlamak isteyebilirsiniz. Ben o kadar uğraşmıyorum. Ve ilk demlememde çok müdahale etmeden her şeyi nötr yaparak yapıyorum. 4 döküş şeklinde yapıyorum. Aslında pek çok tecrübeli demleyiciye sorarsanız 2 ya da 3 tercih edenler daha çok. Ben 4'ü tercih ediyorum. Biraz daha müdahale şansını arttırdığını düşünüyorum. Ama örneğin kahveniz ince geldi ve akmıyor, çok yavaş akıyorsa 2 veya 3 döküşe düşürerek onu da hızlandırabilirsiniz. Öğütücünüz yoksa ve müdahale edemiyorsanız bunları da kullanabilirsiniz. Tecrübeniz arttıkça müdahale yollarınız da artıyor. Bunlar da değişiyor. Normalde 4 döküşü ben eşit aralıklarla döküyorum. İlk döküşte 60-60-60-60 şeklinde 5 tane mi saydım? 4 eşit döküş yapmayı tercih ediyorum. Yıllar önceki meşhur şampiyon Kasuya'nın kendi yöntemi var. Buralara bir yere koyarım. Onda da ilk döküşünüzün azlığı veya çokluğuna göre son bardağı etkisi üzerinden bir teorisi vardı. 1'e 5 teorisi mi neydi? Onun demleme yöntemini çok fazla tercih etmesem de ilk döküşte daha az dökerseniz daha asidik bardakların çıkması, daha çok dökerseniz daha gövdeli bardakların çıkması tekniğinin ben kendi bardaklarımda etkisini hissettiğim için bunu kullanıyorum. Buna karar vermenizi sağlayacak ilk şeylerden birisi de kahve çekirdeklerinin koyuluğu veya açıklığı. Çekirdekler daha açık renkliyse demini salması daha uzun sürer. Buna göre daha ince, daha kalın öğütebilir veya suyun sıcaklığıyla oynayabilirsiniz. Daha koyu kavrumlarsa ona göre müdahale edebilirsiniz. Bu ilk döküşte daha mı az, daha mı çok dökeceğime karar verirken ilk adımlardan birisi de bu. O nedenle ilk döküşü düşük tutacağım. Kettle'ın bize faydalarından birisi de az döküldüğü için bu ince ayarı sağlayabilmem. Bir yandan da tüm çekirdekleri ıslatmaya çalışacağım. ...48 gramda durdum. Tüm çekirdekleri de ıslattım. Şimdi tartışmalı bir hareket yapıyorum. Yapamadım, geç kaldım. Çoğu insan ilk döküşten sonra sallamayı sevmiyor. Ben seviyorum. Tüm çekirdeklerin ıslandığından emin olmaya çalışıyorum ki hepsi aynı miktarda demini salabilsin. Daha dengeli bir bardak çıksın. 30. saniyemde ikinci 60'ımı ve ilk 60'ımdan eksik kalan kısmı tüm çekirdekleri kapladığımdan emin olarak ama yatağı da fazla rahatsız etmeden döküyorum. Birkaç mililitreyi çok sallamıyorum. Dünya şampiyonasına hazırlanmıyorum. 126 mililitre de durduk. 55 ile 1. dakika arasında 3. döküşe başlıyorum.
Kahvem inanılmaz hızlı aktı. Çok kalın öğütmüşüm. O nedenle çok yavaş akıtıyorum bu sefer 180'e gelmeden önce. Çok etkili bir yöntem değil. Önemli olan daha ince öğütmek. Ama müdahale edebildiğim kadar, dengeli olabilmesini sağlayacağım kadar da dengelemeye çalışıyorum. Ben genelde 25, 55 ve 1.25 ile döküş yapıyorum. Ama böyle çok hızlı aktığı zamanlarda onu 1 dakika ve 1.5 dakikaya kadar da itebiliyorum. Kasuya dedik. Biraz kasuya yöntemine de kaymış olduk. Son döküşüm. Çok iyi bir bardak çıkmayacak çünkü kalın öğütmüşüm. 240'da 241.2'de durmayı başarmışım. 240 mililitrede döküşümü bitirdim. Kötü bir bardak çıkacak ama önemli değil. İlk demimdi. İlk kez denedim bu kahveyi. Şu an süresine bakıyorum. Kaç dakikada demleme bitecek? 2.07, 2.08, 2.10 diyelim biz ona. 2.10'da bitti. Not alma kısmı devreye giriyor. 2.1'inde öğütmüşüm fellow'un. 2.10 sürmüş 4 döküşüm. Bu döküşleri de 30, 60 ve 1.30'da yapmıştım. Kahvenin kokusundan tadımına kadar bakıp neleri beğenip neleri beğenmediğimi not edip ona göre bir sonraki döküşümde modifiyelere başlayacağım. Zaten evde kahve demlemenin keyifli tarafı burada devreye giriyor. Bir şeyler denemek, olup olmadığını görmek, ona göre müdahalede bulunmak. Bunlar sizin çok hoşunuza gitmiyorsa benim tavsiyem bir Nespresso almanız. Şimdi tadımımıza geçelim. Normalde bu kadar sıcakken tadım yapmam. Biraz yoğun kokular var. Daha çikolatamsı kokular var. Zaten böyle yoğunsa eğer tadım notları sıcak içmek daha faydalı oluyor. Çünkü soğudukça kahveler, meyvemsi, asidimsi tatları daha öne çıkmaya başlar. Siz yoğun içmeyi seviyorsanız çok da soğumadan içmek faydalı olacak. Videomu çekerken bile temizliğimi yapmadan gidemiyorum, görüyorsunuz. Tam bir şef gibiyim. Yapım sırasında mutfağımı da temiz bırakırım. Aynen. Kameranın görmediği kısımları şey yapmıyoruz. Sandığım kadar kötü olmadı. Güzel bir kahve. Biraz gövdesiz kalmış tabii. Çünkü çok az demlendi. 2.10 ama under extract, yani hiç çözülmemiş de olabilirdi. Orada da daha limoni tatlar bekleriz. O tatlar gelmiyor. Ama bir 2.30'lara kadar çekebilirsek demlenme süresini, içerisindeki aroma ne olursa olsun onu bir tık daha güçlü alabileceğimizi hissediyorum. Dolayısıyla mesela bir sonraki denememde 2.1'de değil de 2'de veya 1.2 öğütümde, yani onu incelterek demleme süresini biraz uzatırsam daha iyi bir sonuç alacağım ortada. Suyu ısıtarak da daha fazla dem alabilirim. Ama biraz daha riskli. Onlara da bakmak gerekiyor. Bir tane tadım grafiğim var. Kahvenizin sizin damağınıza nasıl geldiğine bakarak ne yöne doğru, yani daha fazla mı dem almalıyım, daha az mı, daha uzun mu beklemeliyim gibi karar verebiliyorsunuz. Ondan da faydalanabilirsiniz. Kahve soğudukça tadı biraz güzelleşiyor açıkçası. Güzel, biraz daha meyvemsi tatları da gelmeye başladı. Sağlığınıza içiyorum. Çok yüzeysel tutmaya çalıştım ama o bile uzun sürüyor. Bir dahaki videoda görüşene kadar beğenin, yorum yapın, likelayın. Aynı şeyi beğenmekle abone olun, olmayanlara olsun.